Burada ne arıyor bunlar? Cihan Bey, ben eski evde buldum çantayı. Sizindir diye getirdim. Eksik yoktur inşallah. Yoktur tabii. Sen nereden buldun dedin? Eski evde dolabın altındaydı. Ben temizlik yapmaya gitmiştim de. Tamam. Teşekkür ederim. Engin aklım acaba? Bu kız gerçekten masum mu? Parayı da almadan çekip gitmiş. Ne yapmaya çalışıyor ya? Ben yapayım yenge. İstemez. Sana minnet edeceğim ve kendi işimi kendim yaparım daha iyi. Niye böyle yapıyorsun yenge? Ver de yardım edeyim. Yardım etmek isteyen işleri düzeltir, kocasına döner, bizi de bu duruma düşürmezdi. Bencilsin kızım sen, bencil. Yenge, o taş kalpli adamla değil, bir gün daha, bir saniye daha duramazdım ben. Nefesim kesildi benim. Ve geçen her dakika azap oldu. Karar verdim. Dönüş yok artık bu yolun. Abimle de konuşacağım bunu. Affetmesi için her şeyi yapacağım. Gerekiyorsa ayaklarına kapanacağım. Hadi abin seni affetti. Alacaklar abini affedecek mi? Ben borcu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bulursun, bulursun. Abin öte tarafa gidince çözümünü bulursun Hançer. Engin? Seni almaya geldim. Belki birlikte bir yemek yeriz dedim. Senin bu suratının hali ne? Hançer'in abisini çıkaramadın mı yoksa? Çıktı sabah. O zaman sorun ne? İşle alakalı şeyler işte. Ha, işle ilgili. Yalnız ben bu tavırları biliyorum. Çocukken de böyleydin sen. Ne zaman bir şeye canın sıkılsa böyle kukumav kuşu gibi düşünüp dururdun. Senin de gözünden bir şey kaçmasın aman. Abla olmak böyle bir şey işte canım. Hadi şimdi söyle bakayım neler oluyor? Holding'den ayrılma kararı aldım abla. Ne? Neden? Ne oldu? Cihan'la kavga ettik. Burun buruna geldik neredeyse. Hançer yüzünden. Ya aslında hançer yüzünden değil. Yani Cihan'ın gözlerini kör eden kibri yüzünden demek daha doğru olur. Birinin ona söylemesi gerekiyordu, ben de söyledim. Bu, buraya kadarmış. İşte arkadaşlık da bitmiştir. Engin'cim, bu kadar katı olma lütfen. O senin en yakın dostun. Öyle bir kalemde silivermek, yani bilemedim. İnan bana en doğrusu bu abla. Yani hatasını anlarsa, özür dilerse ne âlâ. O zaman ben de kapılarımı açarım. Ama aksi halde... Yol açık olsun. Haksız da sayılmazsın aslında. Hançer konusunda ne kadar ileri gittiğini ben gözlerimle gördüm. Hadi ama üzme kendini. Her şey olacağına varır. Hadi gel gidelim.
Hançere çorba koymadın. Ben alırım abi. Al gülüm. Gülüm, o kadar ara dedim. Aramadın. Yani teşekkür edemedim damada. İçimde kaldı vallahi. Hançer senin yerine güzelce teşekkür etmiş. Heh. Ağzına sağlık gülüm. Ya telefonu keşke bana da verseydin. Ben de sesini duyardım damadın bir. Ne güzel. Böyle yeniden ailecek bir arada sofra başındayız. Keşke damat da burada olsaydı. Neşemiz tam olurdu. Yok yok. Benim hiç böyle içime sinmedi. Gülüm, sen bir damadı ara ha. Ya da dur dur. En iyisi ben arayayım. Hem beni kırmaz. Ben de ikinizi böyle yan yana gözlerimle bir görmüş olurum. En iyisi ben arayayım ben. Bekle. Abi arama. Gelmez o. Sen hırsızı savunmadın mı? Yeter artık. Hırsız, hırsız, hırsız deyip duruyorsun sabahtan beri. Gözlerinle gördün mü gerçekten? Hayır. Ya Allah'tan da mı korkmuyorsun? Sabahtan beri hırsız diyorsun masum kıza. Yapma, yapma Cihan. Ben o kıza niye yardım ettim biliyor musun? Ablam aradı, rica etti. Abisi karakola düşmüş. Mahalleden birileriyle dalaşmış, bir avukata ihtiyacı olmuş. Ben de gittim, yardım ettim. Bu kadar. Neden beni değil de seni aradı? Bunu da kendine sor Cihan Bey. Beni niye aramadı? Ben onun neyiyim? Bütün bunları bir düşün, ondan sonra da karar ver, tamam mı? Bu kız senin gerçekten karın mı, yoksa değil mi? Cihan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Buyurun. Girmeyin ustam, kapatıyordun galiba. Olur mu öyle şey? Dükkanıma gelmişsiniz, şeref vermişsiniz. Buyurun. Ustam hayırlı olsun. Uzun zamandır uğrayacağım. Fırsat bulamadım. Buyurun. Nasılsınız? İşler nasıl? Bildiğin gibi usta. Rutin de gidiyor. Ne güzel düzenlemişsin. Çok huzurlu bir havası var. Bir hayale kavuşmanın huzuru oluyor elbet. Mekana da siniyor. O zaman gerçekleşmeyen hayallerin de bir acısı olmalı. İnsan ruhuna çöken bir huzursuzluk. Neyse usta ben kalkayım. Sen de vapurunu kaçırma. Bazen yetişmek için geç kalmak gerekir. İnsan ancak o zaman anlıyor neyi kaçırdığını. Niye öyle dedin gülüm? Neden Cihan gelmez? Kavga mı ettiniz yoksa? Sen o yüzden mi valizinle geldin ha? Abi tamam sakin ol, ne olursun. Ben her şeyi anlatacağım sana. Neyi anlatacaksın Hançer? Ne oluyor gülüm? Abi. Abi. Cemil. Abi ne oldu? Cemil. Cemil. Cemil uyan. Cemil.
Cemil. Sağ ol ustam. Eyvallah. Aradığım her şeyin cevabını bulabileceğim bir kitap var mı? Aradığını söyle, bir bakalım Can Bey. İstemeden kalp kırmışsa biri, ön yargılardan dolayı kötü bir zanda bulunmuşsa, bunun yükünü nasıl taşıyacak? Bu yükü fark eden içinde taşıyamaz. Buna kimsenin gücü yetmez. Çaresi yok mu? Olmaz olur mu? Her dert çaresiyle salınmış bu dünyaya. Gönül gözüyle bakmasını bilene çareyi bulmak kolay. Bu herkesin harcı değil ustam. İşte bunu öğreten bir rehber var Can Bey. Başta dediğin gibi her sorunun cevabını bilen bir rehber. Tam da burada. İnsana yolunu o gösteriyor. Yani vicdanı. Bir sorunun cevabını bulamıyorsan eğer, nefsin seni kör etmiş demektir. Onu kenara çekersen, vicdanın sana doğru yolu gösterir. Kırılan kalbi de, haksız söylenen sözü de düzeltme gayreti gelir içine. İşe yarar mı? Gayretine bağlı. Hem Allah'ın vaadi var. Taşıyamayacağı yükle yüklemeyecek hiçbir kulunu. O halde bu yükü çekip gayretle çıkış yolunu bulmak gerek. Buranın huzuru düzeniyle alakalı değil Cihan Bey. Bu bir lütuf. Yüce Mevla'nın lütfu, ihsanı. Her zerresinde bir ömrün sabrı, gayreti var. Huzur arayan Mevla'nın lütfuna talip olmalı. Diyeceksin nasıl talip olunur? Herhalde gayretle. İçimize vicdan yükleyen Rabbimize şükürler olsun. Amin. Yenge bir ambulans falan mı çağırsak? Oralarda da perişan oluyor. Bir şey de yapamıyorlar. Bırak evinde dinlensin adamcağız. Allah'a şükür. Abi. Emir tamam üzülme artık. Bak kendine geliyor Cemil abi. İyi misin Cemil abi? İyiyim aslanım iyiyim. Üzülme sen. İyi bak. Kendine geldi. Hadi git yat sen. Hadi git hadi. İyiyim ben. Ne oldu hiç anlamadım. Birden karardı her yer. Başım çok ağrıyor. Evet tabii. Öyle bir çarptın ki, kırılmadığına şükret. Eskiden yine böyle oluyordum. Ama anlıyordum bir şey olacağını. Bu sefer farklı. Hani elektrikler küt diye gider ya. Öyle karardı her yer. Hançer. Gülüm şu odada ilacım var. Bir suyla veriver be. Tamam getiririm hemen abi.
Sanki sen bu adamı iyi yaşatacaktın. Mezar yeri alacak paramız yok bizim. Allah korusun yenge. Akşam akşam konuşma şöyle. İşine gelmiyor değil mi? Sen burnunun dikine git kızım. Gururunu kırma. Mezar yeri alacak parayı da borçla buluruz artık. Takın şu yüzükleri de içim rahatlasın be. Hadi. Gerek yok törene falan. Ben sevmiyorum pek öyle şeyleri. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun Gül. Hadi damat, sen de takmayacaksın mı yüzüğünü? Ya da dur, en iyisi senin yüzüğünü ben takayım. Büyüğünüz olarak. Çok güzel oldu. Şimdi sizden tek bir şey istiyorum. O yüzükler o parmaklardan asla çıkmayacak. Yenge, diyorum ki abimi bugün bir doktora mı götürsek? Hani böyle gelişine bırakmak benim pek içime sinmiyor. Yenge, bak geldiğimden beri bana baskı yapıyorsun, kızıyorsun. Ama hiç demiyorsun ki bu kız orada ne yaşadı da bu kadar... abisi bu haldeyken bile kararından dönmüyor diye. Kuru gururundan dönmeyeceksin değil mi? Yenge, gurur değil, inat değil. Sen beni anlamıyorsun ki. Gel. Gel oğlum. Abi niye kalktın? Gel gel. Otur şöyle abiciğim. Gel. İyiyim iyiyim. Merak etme. Aslanım getirdi beni. Gel gel gel. Ya. Gece bana bir şeyler dedin.
kafamın içi kazan gibi. Anlamadım hiçbir şey. Cihan gelemez mi dedin? Ben mi yanlış anladım ha? Hele bir anlat gülüm ya. Anlatacağım abi. Ay ben komşuya gidiyorum. Ne anlatacaksan baş başa anlat abine. Daha fazla dayanamayacağım. Gel buraya Emir. Giy şunu. Giy. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Hadi düş önüme. Çık dışarı. Abi ben uzun zamandır seninle bir şey konuşmak istiyorum. Konuşalım gülüm. Benim bu hayatta senden başka kimsem yok. Ben senin için canımı veririm biliyor musun? Gülüm, ben de senin için ölürüm. Ama niye konuşuyorsun şimdi böyle? Hiçbir şey anlamıyorum. Hançer, gülüm ne diyeceğine hadi korkutma bak beni. Abi benim artık... Senin artık eve dönmen gerekiyor. Ya damat. Gel. Hoş geldin. Gel buyur. Hoş bulduk. Kapıyı çalmadan geldim ama aralıktı. İyi etmişsin. Burası senin de evin. Ya hançeri ara ara dedim. Aramadı. Bak sen kendin kalktın geldin. Ne iyi ettin be damat. Abisinden de kardeşinden de bıktım vallahi. Onların kıt akıllarının cezasını ben çekiyorum. Başımı alıp gideceğim ha. Gel otur bir sakinleş. Benim oğlan bisküvi getirsin. Ben de bir çay koyayım. Ay çay mı istemiyorum. Ay, baba evi ayrı tantana. Kız bana bir emlakçı bulsana. Böyle tek göz oda olur. Bodrum kat olur. Bir yer olsun. Ay, bu evde daha fazla yatamam ben artık. Aa, sen ciddisin. Derya teyze size misafir geldi. Aman bana ne be. Misafiri batsın. Aa, Cihan abi gelmiş. Aa, vallahi. Kız. Ay, damat geldi damat. Hadi Sevim, ben gidiyorum. Gülüm, şöyle gel de kocana yer açılsın. Gel damat, otur. Sefalar getirdin damat. Nasılsın Cihan abi? İyiyim. Sen nasılsın bakalım aslan parçası? İyiyim. Hançer ablamı götürecek misin? Biraz daha kalsın. Emir, her lafın içindesin oğlum. Hançer ablan artık evli barklı kadın. Kocasıyla birlikte olacak herhalde. Çocuk işte. Ya bir çay kahve bir şey ikram edelim. Damat. Ayakta kaldın, gel otur be. Şirkette benim toplantılarım var. Ben sana hem geçmiş olsuna geldim, hem de hançer almaya. Sağlasın da bir kahvemizi içseydin en azından ha? Toplantım var benim. Başka zaman değilim. Vallahi bak sen çok çalışıyorsun. Allah sana kolaylık versin damat. Ben hemen hazırlayıverdim, toparlayıverdim. Zahmet etmeseydin yenge. Ay ne zahmeti. Yengesinin bir tanesi. Bir dahaki sefere birlikte de bekliyoruz. Ben alayım bunu. Ya aceleye geldi. Az kalsın sana teşekkür etmeyi unutacaktım. Allah senden razı olsun damat. Sen o avukatı göndermesen var ya beni hayatta bırakmazlardı. Engin çok iyi bir avukattır. Bir tane kağıt eksik.
Ondan oluyor bütün bunlar. Ama avukat o kağıdı bulacağım dedi. Abi biz gidelim artık. Abisinin gülü. Hançer abla. Canım. İyi tamam. Gurbete yolcular gibi tövbe tövbe. Hadi Cemil artık damat bekliyor. Kısa kesin şu muhabbetinizi. Meryem yadigarı koyduk mu valize? Aa, hayır. Ah kız ah ah ah. Hançer. Ya. Yengen yadigarı koymayı unutmuş. Az kalsın o kadar yolu boşuna geri dönecektin. Sağ olasın abi. Abicim dışarısı serin oldu. Sen çok durma burada. Geç içeri uzan olur mu? Tamam gülüm tamam. Sen doğrusunu yaptın. Daha fazla uzatmadım bu saçmalığı. Abim için. Kardeşinin mutlu bir evlilik yaptığını zannediyor. Ona kıyamadım. Tamam, birazdan geliyorum. Ben alırım. Gidiyorlar. Rabbim dualarımı kabul etti. Ay kıza çok dua ettim hayırlı bir kısmeti çıksın diye de onu diyorum. Bak onca işinin gücünün arasında hançeri almaya gelmiş. Bizim kızı seviyor damat ha. Ay maşallah de. Ay bu saatten sonra nazardır kem gözdür. Hiçbir aksiliği çekemem. Çekme hayatım çekme. Hay Allah. Gitti. Her yer su oldu. Battı ortalık. Tutamadım. Neşeliyim ya. Elim ayağım boşaldı herhalde. İlaç için su alacaktım. Deryem kusura bakma ne olur. Her yer battı böyle ama. Dert etme. Bir bez süreriz. Ben toparlarım, hallederim burayı. Nazar diyorduk ya. Bardaktan çıktı işte. Develi oğluna kız verdik. Milletin gözü kaldı tabii. Ay, gözü olanın gözü çıksın. Hadi sen geç biraz dinlen. Hadi ben hallederim buraları.
naz yapıyormuş Aspan. Kocasını peşinden koşturunca rahatladı. Durdu kuyruğunu gitti. Onu da benim başıma bıraktı. Sanki abisine bir şey olsa. Hançer benim arkamda duracak ya. Hı. Cemil öldüğü gün dımdızlak ortada bırakacak bizi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Geldim seni, geldim seni. Sabe, sabe, sabe. Amcam gelmiş, Cinderella da yanında. Keşke babaannem onunla konuşmamıza kızmasa. Beraber oynardık. Hadi gel bir tanem, biz bu tarafta oynayalım. İnme. Konuşalım. Para bu hesapta. Al. Anlaşma böyle. Sen benim nikahlı karımsın. Bir derdin, bir sıkıntın olduğunda bana geleceksin bundan sonra. Parmağında benim yüzüğüm olduğu sürece ne olursa olsun başkasına gitmeyeceksin. Anladın mı? Şimdi inebilirsin. Çok güzel bir sessiz. Gel buraya. Ne bana neden gelmiyor? Ana! Ne neden gelmiyor ya? Benim elimi katlasın. Elimi katlasın ya. Çok güzel. Yeni gelin geri dönmüş. Niye dönmüş ki? Niye şaşırıyorsun Gülsüm? Orası onun evi. Evine dönmüş. Sen hayırdır elinde tatlılarla? Ben de size bakmaya gelmiştim. Mukadder Hanımlar havuz başında tatlı götürüyordum. Siz de ister misiniz diye soracaktım. Teşekkür ederim, istemiyorum. Bu da zehir gibi olmuş. Çok mu kaynattılar anlamadım ki. Kahve gayet güzel alacım. Senin ağzının tadı bozulmuş. Bence sen de biraz önünü görebilsen senin de bozulurdu. O kız gitti diye Cihan seni yeniden nikahına mı alacak sanıyorsun? Neden olmasın? Sonuçta boşanmamı siz istediniz. Cihan istemedi ki. Bunlar boş laf Beyza. Ben bir torun istiyorum. Cihan da bu işi kafasına koydu çok şükür. Benim oğlum bir işe girdi mi sonuna kadar gider. Bu olmazsa başkası.
birisi doğuracak benim torunumu. O zamana kadar da sen böyle dizimin dibinde uslu uslu oturacaksın. Yeni gelin eve döndü Mukadder Hanım. Elinde bavulu böyle salına salına içeri giriyordu. Hat size bak. Hangi yüzle geri dönmüş? Anneciğim, sen içeri git, sulu boyanı çıkar. Ben de geliyorum birazdan, tamam mı? Kedilerin resmini yaparız, değil mi anne? Tamam anneciğim, olur. Hadi. Hayrolsun anne, bir şey mi oldu? Çekil ayağımın altından. Ben alırım. Cihan Bey, sizi aradım ama konuşamadık. Engin Bey istifa dilekçesini verdi. Odasında eşyalarını topluyor. Burada çalışmak istemezsen üzülürüm. Ama kararına saygı duyarım. Gel gelelim mevzu dostluğumuzsa. Bundan asla vazgeçmeyeceğimi bil. Alışacağız bu eve Yadigar. Bu eve. Yalnızlığa. Hayal kırıklığına. Mecburuz alışmaya. Yılan, sen hangi yüze girdin bu eve? Sürttüğün yerlerde ayaklarına ne pislikler bulaştı kim bilir. O pis ayaklarınla dolaştırır mıyım seni evimde? Mukadder Hanım. Sus! Adımı ağzına alma. Utanmaz, arlanmaz, yüz karası. Nereden geldiysen doğru oraya. Defol! Defol! Ne yapıyorsunuz siz? Ne istiyorsunuz benden? Senin gibi sokak süprüntüsü değil gelin. Hizmetçi bile olamaz bu eve. Defol, defol, defol. Anne dur. Cihan getirdi onu eve. Ne? Ne demek bu? Niye getirsin ki Cihan seni geri? Oğlunuza sorun. Ben kendim gelmedim. O geldi beni almaya. Cihan da getirse haddini bileceksin. Bana cevap verme. Hadsiz! İyi misin? Bir bakayım. Hadi gel eve geçelim.
kızın burada kalmasına izin mi vereceksin? Sus Beyza. Hırsımı senden çıkartmayayım. Engin, fazla büyütüyorsun bu meseleyi. Sen gerekeni söyledin. Ben mesajı aldım. Daha fazla uzatma. Sevindim karın adına. Benden çok ona haksızlık ettin zaten. Oğlum anlasana. İlk kez benden, en iyi dostundan bir şey gizledin. Doğrudan gelip bana anlatmanı beklerdim. Bir söz vermiştim çünkü. Verdiğim sözü de tutarım. Herhalde buna da bir itirazın olmaz. Elbette olmaz. Bizim dostluğumuzun nedenlerinden biri de bu. Sözüne sadık, dürüst biri olman. Ama her şey üst üste geldi. Sen de bana patladın. Her zamanki gibi. Sen eskiden beri böyleydin biliyor musun? Lise sonunda da çocuğun biriyle dalaşacaktın. Ben araya girdim diye beni harcamaya kalktın. Gerçi sonra boyunun ölçüsünü almıştın. Bir dakika, bir dakika. O olay öyle olmadı yalnız. Ya bırak Allah aşkına. Ne zaman anlatsam böyle yan çiziyorsun. Sen unutmuşsun. Ben istersen sana hatırlatayım. Bak. Lisedeki o tıfıl çocuk yok karşında. Bu sefer canını fena yakarım ona göre ha. O zaman da öyle söylemiştin. Ama hala akıllanmamışsın. Ben buradayım oğlum. Gel. Ben de onu diyorum ya. Gitme. Kal. İşimiz çok. Yarın teklif dosyası yetişecek. Sen de biliyorsun değil mi? Engin. Ne böyle? Bütün limonumu sıktın. Sana iki damla sık dedim. Hemen yenisini yapayım ben. İstemem. Çık gözüme görünme. Hiçbir şeye tahammülüm kalmadı artık. Ay yeter sen de alıcı kuş gibi dolanma. Geç otur bir yere. Seni, Cihan'ı hiçe sayıp çekip gitti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi razı mı geleceksin o kızın geri dönmesine? Göz mü yumacaksın seni çiğnemesine? Benim hiçbir şeye göz yumduğum yok. Gördün nasıl davrandığımı? Ben her şeye razı olduğunu gördüm hala. Aile itibarımız diye şişinip duruyorsun. Hani nerede kaldı o itibar? Bir gecekondu süprüntüsü, almış ayaklarının altına çiğniyor. O kızın haddine mi beni çiğnemek? Cihan getirdiği için geri çekildim. Oğlumun bir bildiği vardır elbet. Akşama gelsin öğreneceğiz bakalım. Cihan'ı pohpohlayacağına gözünü aç. Hepimiz oturduk. O kızın avcunun içine düşmesini bekliyoruz. Gözün yiyorsa beni didikleyeceğine git Cihan'a söyle bunları. O da seni göndersin babanın evine. Babamın evine gönderecekmiş beni. Ha. O yılan benden önce göndermesin de seni bu evden. Dövünür durursun Beyza demişti diye.
Acıyor mu? Bu yara geçer de. Dil yarası geçmiyor. Ben o sözlerin hiçbirini hak etmedim. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Üzülme sen. Olanların seninle hiçbir ilgisi yok. Annem sinirlenince ne dediğinin farkında olmuyor. Zamanla sen de tanırsın. Onu öyle kabul etmeyi sen de öğrenirsin. Eşyalarını yerleştirmene yardım edeyim mi? Ama öncesinde şöyle güzel bir kahve yapayım. Tüm olanları geride bırakalım. Güne yeniden başlayalım. Sağ ol Sinem abla. Sen de Beyza da bana çok destek oluyorsunuz. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. İkinize de çok minnettarım. Beyza mı? O da uğruyor arada sağ olsun. Bu evde beni bir abla, bir arkadaşın olarak gör. Ne zaman konuşmak istersen beni ara, tamam mı? Nasıl teşekkür etsem bilemiyorum ki artık. Teşekküre gerek yok. Benim de arkadaşa ihtiyacım vardı. Birbirimize yoldaş oluruz. Çok iyi olur. Ama benim numaram sende yok galiba. Yengen seninkini bana vermişti. Ben atayım sana. İyi olur. Bir bak bakalım geldi mi? Hah, geldi. Tamam, kaydet sen şimdi. Hoş geldin Cihan Bey. Hoş geldin oğlum. İyi akşamlar anne. Bir şey demeyecek misin Cihan? O kızı neden geri getirdin? Sen bana hesap mı soruyorsun anne? Sokaklarda sürttükten sonra dönmesine nasıl müsaade edersin? Lafına dikkat et anne. O benim nikahımda. O zaman? Ona göre davranacak. Öyle her kafasına estiğinde pılısını pırtısını toplayıp gitmeyecek. Allah bilir nerelerde gezdi de geldi. Kim bilir nerede buldu. Anne, senin bulduğun yerde abisinin evindeydi. Daha fazla deri gitme istersen. Merak ettiğin başka bir şey kalmadıysa müsaadenle yukarı çıkacağım. Ne dedi? Niye getirmiş o kızı? Bilmiyorum Beyza. Bir şey sorma artık bana. Boşanmak için mi yoksa? Boşanana kadar gözümün önünde olsun dedi belki de. Kız kalıcı. Bu sana son uyarım. Tek kelime etme artık. Engin. Abla, işe dönüşümü kutlamak istersen beni yemeğe götürebilirsin. Ya barışmanıza çok sevindim. Ben Cihan'ın hatasını anlayıp özür dileyeceğinden emindim zaten. Yani öyle pek özür dilemek demeyelim de... işte onun üslubuna, tarzına uygun bir şeyle hallettik. Neyse konu kapandı. Neyse ki. Engin, yeni bir yer açılmış. Şefi Antep'li götüreyim mi seni oraya? Tamam, olur. Harika olur hatta. Ama araba serviste taksiyle gideceğiz. Sorun yok. Ben de sonra seni çay içmeye götürürüm. Aslında çay için harika bir fikrim var. Nedir? Biraz merak et. Ama bak şimdiden söylüyorum, pahalı bir yerse asla ödemem. Aa, şuna bak, hadi yürü.
Ne yaptın işte o yer? Ne yaptın işte ya böyle şeyler? Cihan yemeğe inecek değil mi? Sana az evvel ne dedim Beyza? Bundan sonra Cihan'la ilgili hiçbir şey sorma. Gülsüm. Sinem'e söyle, yemekten önce tansiyonum ölsün. Peki Mukadder Hanım. Bu da kaçta göz arasında ortalıktan kayboluyor. Mukadder'in başı çatlıyor, tansiyonu fırlamış. Kimsenin umurunda değil. Şuna bak, ayaklı bomba. Kurdu gene kendini, patlayacak yer arıyor. Koca konakta aklı başında bir kişi olmaz mı? Bu da benim kaderim. Sonunda yerleştik Yadigar. Yemeğinizi getirdim gelin hanım. Buradayım. Teşekkür ederim. Ne güzel olmuş burası böyle. Işıl ışıl. Tıpkı Luna Park'a benzemiş. Başka istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Ama bir şey rica edeceğim sizden. Sabah kahvaltıya çok bir şey koymasanız olur mu? Ziyan oluyor sonra. Tabii. Nasıl isterseniz. Sevdiğim ekmekten yapmışsın Fadime teyze. Senin için yaptım kuzum. Ellerine sağlık Fadime abla. Şifa olsun küçük hanıma. Ay yeter. Alt üstü kızarmış ekmek için 2 saattir konuşuyorsunuz ya. Sofrada sessiz olunur. Başım tutmuş zaten. Çıt istemiyorum. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun amca.
Ne yapıyorsun? Akşamları ekmek yemiyorum, bilmiyor musun? Sokamadın kafana şunu. Kusura bakmayın Beyza Hanım, ben tabağınızı değiştireyim hemen. Bırak kalsın. Kruton kenarda durur, isteyen alır. Bunu da mı bilmiyorsun? Ya bu çorbayı iç. Ya da söyle değiştirsinler. Ne yiyeceğine karar ver. Biz yemeğe devam edelim. Bazen yetişmek için geç kalmak gerekir. İnsan ancak o zaman anlıyor neyi kaçırdığını. İstemeden kalp kırmışsa biri, ön yargılardan dolayı kötü bir zanda bulunmuşsa bunun yükünü nasıl taşıyacak? Gönül gözüyle bakmasını bilene çareyi bulmak kolay.